Yılda 90 milyon yolcuya hizmet verecek İstanbul Havalimanı'nı devreye aldık. Kanal İstanbul'un etüt proje çalışmalarını bitirdik. Ve bu kanalın inşası için ihtiyaç duyulan mevzuat çalışmaları ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla bu sürdürülüyor. İstanbul trafiği için çok büyük öneme sahip Gebze Halkalı raylı sistem hattını hizmete aldık. Gayrettepe Havalimanı metro projesinde tünellerin delme işlemini bitirdik. Son iki yılda hizmete sunduğumuz İstanbul-İzmir otoyoluyla iki şehrimiz arasındaki mesafeyi 3,5 saate indirdik. Menemen, Alia, Çandarlı otoyolunu tamamlayarak milletimizin istifadesine sunduk. Marmara'yı çepeçevre saracak otoyolun önemli bir geçiş noktası olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini 18 Mart 1918 tarihinde attık. Yapımını süratle sürdürüyoruz. Önemli bir ulaşım güzergahı üzerinde yer alan Gümüşhane çevre yolları ile 16,8 kilometre uzunluğunda 9 adet tüneli hizmete açtık. Geçtiğimiz haftalarda 450 metre uzunluğu ve 160 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yükseği olan, bu da çok önemli, Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü'nü hizmete açtık. Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olarak kabul edilen Ankara-Kars arasındaki turistik Doğu Ekspresi'ni turizme açtık. Modernize edilmek üzere ulaşıma kapatılan Samsun-Sivas demiryolunda da ticari deneme seferleri başladı. Dış ticarette talebin arttığı Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattına ilave 3500 ton kapasite artışı sağlayacak konteyner aktarma sistemini de kurduk. Raylı sistem araçlarının yerli imkanlarla üretilebilmesi için Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi'ni de kurduk. Milli elektrikli trenin fabrika testlerini de başlattık. Haberleşme ve servis modülü entegrasyon faaliyetleri tamamlanan TürkSat 5B uydusu ise 2021 yılının ikinci çeyreğinde uzaya gönderilecek. Ülkemizin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak yerli haberleşme uydusu TürkSat 6A'yı ise 2022 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz. İstanbul'un sembollerinden biri olacağına inandığım Çamlıca Televizyon Radyo Kulesi'nin yapımı devam ediyor.